Biz bütün boyutuyla çok zor işler yapıyoruz aslında, çok zor şartlarda. Bu anlamda bence bu belgesel çok kıymetli. Kıymetli olmasının bir başka sebebi de aslında birkaç gün önce Dilan abiyle bir röportaj yaptım belgesele ilişkin ve burada şöyle bir şey söyledi. Ülkede popüler olan gazetecilerin başına küçük de olsa bir şey geldiğinde demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, toplumun birçok kesimi ortalığı ayağa kaldırıyor, kıyameti koparıyorlar ve dayanışma gösteriyorlar. Aslında zaten böyle olması gerekiyor. Fakat özellikle yerelde çalışan gazeteciler bunu yaşayamıyor. Yani bunu yaşamanız için sizin popüler olmanız gerekiyor. Bu çalışma meşakkatli bir işti bizim açımızdan ama çok da zevkliydi. Bir gazeteci olarak gazetecilere aynı olmak, aynı tutmak ayrıca beni bayağı motive etti. Bugün burada olmamızın nedeni de o aslında. Aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı şeylere maruz kalıyoruz. İşte yakın zamanda kendi tarihimize, kişisel tarihimize baktığımız zaman bile bunu görebiliriz. Gazeteciler, özellikle hakikatin peşinde koşan gazeteciler aslında bu ülkede doğmuş oldu. Bu ülkenin donkişotları aslında. Çünkü devasa bir sistem var. Devasa bir sistem var ve bu sisteme karşı Erdoğan dediği gibi bir avuç gazeteci bu yan değirmenlerine karşı mücadele ediyor. Gazeteciler gazetecilik mesleğini yürütürken bir popüler alana kayma durumu söz konusu. Bunun tırnak içerisinde muhalif gazeteciler için de geçerli. İşte Ahmet popüler bir gazeteci ise onun yaptığı her şey, ona karşı uygulanan her türlü baskı hem Türkiye'deki hem de dünyadaki kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İşte mahkemesi varsa onlarca yüzlerce kişi mahkemeye gidiyor ama Hatay'daki şiddete uğrayan gazeteci, haber yaptığı için şiddete uğrayan gazeteciden Antep'ine, Antep'ten Van'a, Van'dan İstanbul'dakine popüler değilse ya bir kişi ya da sevdiği birkaç gazeteci arkadaşı varsa onunla beraber bu süreci yürüyor. Ama cezaevine giriyorsa o daha tehlikeli, yalnızlaşıyor. Eğer popüler değilse o popüler kültür. Yani işte birkaç gün cezaevinde kalmış birisi için canlı yayınlar açılıyor. Ama yıllardır cezaevlerini dolduran gazeteci arkadaşlar var. Maalesef ki onlara dair herhangi bir süreç yürütülmüyor. 2 milyonluk, 3 milyonluk arabaya biniyor. Bugünün 6-0'sız parasıyla bir asgari ücreti muhabirine vermekten imtina eden çok korkunç bir sektör. Onu gördüm. Bir diğeri bu gazeteciler cemiyeti, yani yereldeki gazeteciler cemiyetlerinin kesinlikle devletin basın anlamında paramiliter güçleri olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde yerel düzeyde gazetecinin hakkını korumak gibi bir dertleri yok. Onlar merkezi yönetimin taşra teşkilatlarına dönmüşler. Yani Maliye Bakanlığı'nın Mersin'deki il defterdarlığı neyse, İçişleri Bakanlığı'nın Mersin'deki il valiliği ya da il emniyet müdürlüğü neyse sözde bağımsız olması gereken, meslektaşların hakkını koruması gereken gazeteciler cemiyetlerinin devletin merkezi yönetiminin taşra teşkilatlarına dönüştüğünü görüyorum. Birçoğu mafya tipleşmiş. Aslında çok da rahat böyle yadırgayacağınız bir durum değil artık bu. Birçoğunun başında aslında asıl alanı gazetecilik ya da basın olmayan, müteahhit olan, işte tüccar olan, bilmem ne olan İnsanların böyle 3 tane 4 tane televizyon kurarak, gazete kurarak cemiyetleri ele geçirdiğini, bunun üzerinden reklam gelirleri üzerinden korkunç manipülasyonların döndüğü bir alan da olduğunu gördüm. Bunu ben de yaşadım. 2017'de ihraç edildiğimde burada bir gazetenin yerel televizyonu benim hakkımda bir haber yaptı. 21 tane imzacı vardık. Niyeyse bir tek benim adımı kullandılar o haberde. İşte ey Atilla Güney, Erdemliler, Silifkeliler, sizi işte üniversiteye davet ediyorum. Bu adam işte orada sizin vergilerinizle hocalık yapıyor, çocuklarımıza ihanet öğretiyor vesaire. Böyle bir haber yaptılar. Ben bu adamı dava ettim. İşte süreç biliyorsunuz Türkiye'deki hukuk sistemini.
O gazetenin sahibi şu anda Türkiye'de Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapıyor. Ve bizim bundan 5-6 ay önce hak insan hakları örgütlerimiz bu adamları toplantılara çağırıyorlar. Böyle bir durumda işte toplumsal faşizm dediğim şey tam da böyle bir şey aslına bakarsanız.